Değerli izleyenler, İzmir Tarım Fuarı'nda bugünün son finalinde Sakarya'dan katılan firmamız Peymak Süt Soğutma Tankları ve Satış Pazarlama Müdürü İbrahim Özen'le finali yapalım istedik. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza efendim. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz standımıza. Çok teşekkür ediyoruz. Süt soğutma tankı denince akla Kromel, yan kuruluş Peymak akla geliyor. Çalışmalarımız nasıl gidiyor? Türkiye'nin sütünü soğutuyor muyuz? Sadece Türkiye değil, dünyayı mı soğutuyoruz efendim? Dünyanın sütünü soğutmaya başladık artık. Ciddi anlamda yaklaşık 40-45 tane ülkeye ürün gönderiyoruz. Yine Türkiye'de de yerli pazarda da lider firmalarından biriyiz. Yine Türkiye'de de çeşitli çalışmalarımız var. Gerek proje çalışmalarımız, gerek yine bakanlığın vermiş olduğu hibe programlarındaki çalışmalarımız. Şu anda üretime devam ediyoruz. Peymak firması, Kromel firması Türkiye'de kendini kanıtlamış bir firma. Dostlarımız, müşterilerimiz, sevenlerimiz bunun bilincinde artık. İnsanlar bir de kaliteli ürünün ne demek olduğunu artık anladı. O noktada sıkıntı yaşamıyoruz. Gerek servis ağımızla, gerek satış politikasıyla bu süreci işletiyoruz, ilerletiyoruz. Evet, sizin farklılığınız sadece kullandığınız malzemeler değil. İnsanlarla konuşulduğu zaman elektrik sarfiyatınızın da, çünkü Türkiye'de önemli bir maliyet haline geldi. Sarfiyatınızın az olduğu, bunu nasıl sağlıyorsunuz? Kullandığınız malzemeler mi, yoksa farklı bir teknoloji mi kullanıyorsunuz efendim? Açıkçası bununla alakalı soğutucu evaporatörlerimizde değişik bir teknolojiye gittik. Kendi uygulamış olduğumuz yeni bir teknolojiyle kendi robotlarımızı oluşturuyoruz. Bu da sütün soğutulmasında ciddi anlamda erken soğutmaya sebebiyet veriyor ve bu da az elektrikle çok fazla sütün soğutulmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu yeni bir teknolojidir. Bunun yanı sıra dediğim gibi Peymak, Kromel gerek ikili ilişkileriyle gerek servisleriyle zamanında ve anında süt soğutma tanklarında yaşanan sıkıntılara müdahale ederek, biliyorsunuz ki süt şu anda çok kıymetli ve çok pahalı. Dolayısıyla vatandaşın sütünü de soğutmasında arıza olduğunda hemen servis hizmetiyle, 7/24 servis hizmetiyle servis hizmeti arızayı giderdiğinden dolayı sütünde de bir bozulma vesaire hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla bu noktada da müşteri memnuniyeti her zaman ön planda oluyor bizim için. Evet, üreticimizin en kıymetli ürünlerinden biri süt. Evet. Bunun da soğuk zincirle korunması çok önemli. Sizler de bunları sağlıyorsunuz. Tabii sadece bir tank yapmıyorsunuz. Araç üstü olsun, mobil olsun. Kaç çeşit şu an yelpazede ürün var efendim? Yani yaklaşık 10-12 ürün gamına ulaştık. İşte dediğiniz gibi nakil tankları var, sütmatiklerimiz var, soğutma tanklarımız var, şarküteri tipi soğutma tanklarımız var. Bu şekilde devam ediliyor. Kromel bünyesinde de süt işleme tesisleriyle halen devam etmekteyiz zaten. O da Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biridir süt işleme tesisleri anlamında. İkisinin kalitesini birleştirerek tüketicinin hizmetine sunuyoruz, müşterimizin hizmetine sunuyoruz. Tabii kolay değil, hiç kolay değil, zor. Ama biz zoru başarmayı her zaman seviyoruz firma olarak. Sağ olsun müşterilerimiz de bunu takdir ediyorlar. Evet, Türkiye'nin önde gelen markaları sizi tercih etmesinin bir sebebi olmalı mutlaka. Fuarla ilgili düşüncelerinizi de alalım. Yani İzmir Fuarı bizim için her zaman güzeldir. Türkiye'de katılmış olduğumuz fuarlardan İzmir, Bursa ve Konya'dır. İzmir en güzelidir ve en iyisidir. Burada gerek ürün tanıtımlarımızı çok iyi bir şekilde yapıyoruz. Gerek müşterilerimize çok ulaşabiliyoruz. Sağ olsunlar bizi ziyaret ediyorlar fuarda. Onları burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Çünkü her sattığımız ürünün müşterisine ulaşmamız her zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla böyle yerler onlar için oturup böyle dertleştiğimiz, fikirlerini alabileceğimiz, dertlerini dinleyebileceğimiz bir ortamlar. Açıkçası bizim hoşumuza gidiyor. İzmir'e çok uzun zamandan beri göğsümüzü gere gere de katılabiliyoruz. Çünkü üretmiş olduğumuz ürünlerde problem yaşamadığımızdan dolayı gelen müşterilerimizle oturup çay kahvemizi içiyoruz, dostça muhabbetimizi yapabiliyoruz. İzmir'i seviyoruz açıkçası. Evet, İzmir sevilecek bir yer. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Pazara kadar buradasınız. Değerli üreticilerimizle bir araya geleceksiniz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyenler, Peymak Satış Pazarlama Müdürü İbrahim Özen Bey'e de ve tüm Peymak Kromel ekibine de başarılı bir fuar geçirmelerini diliyoruz. Yayında yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarımız adına iyi günler diliyoruz.